Başbakan Ahmet Davutoğlu, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, yani RTÜK üyelerini önceki gün Çankaya Köşkü'nde kabul etti. Tam da bu konuyla ilgili işte. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Akit TV'nin de gündeme getirdiği sözde izdivaç programları konuşuldu. Davutoğlu izdivaç programları için bunlar aile kültürüne zarar veriyor dedi. Bazı haber ve internet siteleri sosyal medya aracılığı ile yine bir karalama kampanyasına dönüştü. Akit TV gündemi belirlemeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde reyting uğruna her türlü rezilliğin yapıldığı sözde izdivaç programlarını Akit TV gündeme getirmiş, toplumsal değerlerimize yönelik hakaretleri tüm gerçekliğiyle kamuoyuna aktarmıştı. Her saniyesinde telafi edilmesi imkansız yayınlar yapan sözde evlendirme programları Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da gündemindeydi. Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre Davutoğlu, İzdivaç programlarından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek bunlara izdivaç da dememek lazım. Bunlar aile kültürüne zarar veriyor. Kapalı bir paravanın ardından yapılan pazarlıkla aile kurulmaz. Bunlar bizim aile kültürümüze uygun değil dedi. Baş başa harika bir gün geçirdiler. Davutoğlu'nun RTÜK'ten en temel beklentisini de şöyle anlattığı öğrenildi. Benim RTÜK'ten en temel beklentim çok sesliliğin sağlanması konusunda duyarlı olması. Herkesin görüşünü medeni ölçüler içerisinde ifade edebilmesi, özgürlükçü ortamın korunması çok önemli. Profesör Doktor Nevzat Tarhan evlilik programları ile ilgili Akit Haber'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Tabii bu evlilikle ilgili programlar maalesef evliliğe hizmet etmiyor. Bu programlar yani evliliği yozlaştırdı. Bu programlar evliliğe zarar veriyor. Yani evliliğe çok dünyevileştirdi. Evliliğin büyüsünü bozdu, sihrini bozdu. Yani evlilikteki o içtenlik, samimiyeti ortadan kalktırdı. Yani evliliği bir şov malzemesi, gösteri malzemesi haline getirdiğin zaman o kurulan evlilik sahte bir evlilik olur. Ve sahte evlilikleri ben hatta biz hastanede yatan psikiyatrik hastaların orada programlar çıktığını biliyoruz. Ve bu kişiler çok güzel satış yapan kişiler. Kendilerini pazarlıyorlar, satıyorlar, etkiliyorlar. Ve birçok kimseyi dolandıran kişiler de olabiliyor. Yani hasta olduğu gibi kişilik bozukluğu da oluyor. Yani bu programlar maalesef evlilik programı değil, sadece bir gösteri programı. Anladım.